Herkese iyi akşamlar. Medyaskop TV'desiniz, Romy Night'tasınız. Sunay Yıldızoğlu ile beraberiz bu akşam. Güzel kadın geldi. Çok mutluyuz. Teşekkür ederim. Suna hoş geldin. Hoş bulduk. Senin böyle hani öyle bir ömür var ki özellikle Türkiye'de geçen çok böyle hani cafcaflı yıllardan ama şimdi böyle sakinleşmiş, daha bir sadeleşmiş gibi görünen ya da sahnede olmanın gerektirdikleri oydu da ikisi arasındaki fark ne? Sahne hayatı ve şeyin arasında. Çok daha aktif olduğum ben geçen Ağustos, 31 Ağustos'ta bitirdim. Ben çalışıyordum, bayağı çalışıyorum sahnede bir grupla. Sahnede adrenalinin verdiği bir şey var, bayağı bir açılıyorum. Yani ağzımı geleni söyleyen bir kadınım zaten ama bir de yaşın getirdiği bir rahatlığı var. Bayağı ağzımı geleni söylüyordum. Tabii ama espri şeklinde yani öyle diyalektik tarzında değil, ders verir gibi değildi. Çok eğleniyordum, dans ediyordum, hopluyup zıplıyordum. Çok çok hoştu. Sonra son o günden beri ben çalışmıyorum. Ve hiç tuhaf, ilk defa hayatımda. İlk defa hayatımda. Bu kadar uzun bir boşluk oldu. Evet. İlk başta çok eğlenceli geldi. Oturmak. Oturmak. Sonra baktım evi boyamaya başladım. Evi boyadım, mobilyaları boyuyorum. İşte özel bir boyayla yapıyorum. Su bazlı vesaire. İşte eskitme bilmem ne. Onu çok sevdim. Feci örgü falan örüyorum. Birisine sürpriz örüyorum şu anda, bayağı böyle büyük bir şey. Bu beni heyecanlandırıyor. Yani böyle zaten heyecanlarım vardı o şatafatlı döneminde bile. Sahneden inip otelde çalıştığımda odama gidip örgü örüyordum. Gerçekten. Evet. Çok öyle bilinmez ama bu işler. Hayır, hiç öyle. İnsanlar öyle tahmin etmezler yani. Yok. Ben ama o şeyden değil. Yani ben mesela yanımda yardımcı olmazdı. İstemiyorum. Yani yanımda birisini istemiyorum. Kendi işlerimi kendim yapayım. Ne yaptığımı da bileyim. Bir de insanları dedikodu vesaire. Yani hayatın özel olamıyor. Başkalar şimdi, olunca. Senin hayatında yani hem okuduğum hem gözlemlediğim kadarıyla şöyle bir şey var. İlk daha birinci günden itibaren diyelim ki kariyerin ilk başladığı günlerden itibaren... Öyle bir dünyaya giriyorsun ki herhalde nasıl bir dünyaya girdiğini biliyordun aslında bakarsan. Hayır, nereden bileceğim? Öyle mi? Hayır, ben İngiltere'den geldim. Daha doğrusu direkt İngiltere'den gelmedim. Ben Fransa'da çalıştım, İspanya'da çalıştım. Bayağı farklı memleketlerde sahnede çalışıyorum. Yok, hayır. Ne yaptın? Ben dil edebiyatı okudum. Fransızca, Almanca, İspanyolca okudum. Turizmdeydim ben. Turizm sektöründeydim. Çok güzel bir dönemdi. Yani çok özgür bir dönemde. Çok sonra buraya geldim. Zaten bunun için gelmedim. Yani bu sonradan oluşan bir şey. Ha işte onu söyleyeceğim. Ya ben drama kaç yaşına kadar? Yani 8 sene drama kurslarına gittim. Amatör drama tiyatro gittim ben. Yani onun altyapısı vardı. İşte dans dersi vesaire vesaire. Onlar hepsi vardı ama Türkiye'ye geldiğimde böyle bir şey mi olabilir? Yani bir proje gibi gelip de seni gibi sahneye atmadım. Hayır, Türkçe bilmiyordum ki. Evet. Ama gene de hani sahneye çıkmanın işte nasıl bir hayatı getireceğini aşağı yukarı biliyordum. Sahneye çıkmam çok şey, şöyle bir şey oldu. İlk önce tabii filmlerdeydim. Çok siyah beyaz döneminde bayağı ağır eserlerde tiyatrocu olarak çalışıyordum. Evet, evet. Yani Ahmet Mekin'le, Can Gürses vesaire böyle. Can Gürzap'la. Gürzap, pardon. O dönemden sonra tabii Yeşilçam başladı. O tabii hiç bilmediğim bir dünyaydı. O kendi başında bir farklı tecrübeleri seviyorum. Sonra sahneye çıktım. 70'lerin sonunda her yere gittik. Yani Hakkari, Şırnak, Reyhanlı, işte Trabzon, hep oralardan
turneler yapıyordum. 6 hafta dolaşıyorduk yani. Peki şeyi de biliyorum, sahne yani şarkıcı olarak ilk sahneye çıkma fikri aslında senin kafanda oluşmamış. Hatta ben yapamam bile dediğini biliyorum değil mi? Tabii. Dedim ve açık çeki reddettim yani. Vay fuara be. Çıkmak için. Kim bilir ne yazacak. Osman Diper getirdi. Dedi ki Suna dedi fuara çıkaracak. Ben şarkı söylemesini bilmiyorum ki dedi. O kadar naiftim yani. Sonra işte bir arkadaşım çok yakın birisinin borcunu ödemek için sahneye çıktım. Aa! Aha. Allah Allah. Senin de enteresan her şerde bir hayır var yani. Aynen öyle. Peki iyi ki sahneye çıktım demişsindir artık çünkü çok uzun yıllar geçti. İlk önce ağladım, her gece ağladım. Gala kulübündeydim. Ve şey gibi mayo yaptırdım. Liza Minnelli tarzında, kabare tarzında bir program yapıyordum. O zamanki patron Behlül bana şey dedi. Kızım giyecek bir şeyin yok mu ya dedi. Abi bu Liza Minnelli yani. Anlatmaya çalışıyordu. Burada kimse anlamaz dedi. Onun üzerinde bir şey yaptırdım. Bir kapalı, daha kapalı bir şey yaptırdım. Böyle. Peki aman aslında aman. Kafandaki sahne senin bambaşkaydı. Çok daha görkemli bir şeydi. Ben her şeyi, işimle ilgili her şeyi ciddi alıyorum. Yani hayatı ciddi alıyorum, eğlencemi de ciddi alıyorum. Onun için çok az eğlenceye çıkıyorum. Çünkü ciddi aldığım bir şey. Öyle fasa fusa bir şey olamaz yani. Evimde oturayım daha iyi. Geçen akşam ilk defa Karaköy'e indim, kız arkadaşlarımla buluştum. Müthiş bir geceydi. Manzara çok güzeldi, yemek çok güzeldi. Ben içki içmiyorum ama kafam zaten doğuştan bir hoş yani. Çok çok güzel bir geceydi. Değdi yani. Ertesi gün şeye gittim. Karşıda Kadıköy'de bir doğaçlama tiyatrosu vardı. Ona gittim. O da Allah'ım, o da muhteşem bir şeydi. Birkaç kere gittim zaten, gitmeye devam edeceğim. O doğaçlama tiyatrosuna bayılıyorum yani. Muazzam bir şey o. Evet. Harikulade. Nasıl bir zeka, nasıl bir şey. Yani. Harikulade bir şey. Yani o pratiklik, o supleks. Abi check-off'un olmayan bir oyunu oynuyorlar. Kendileri uyduruyorlar tabii ki. İnanılmaz bir şey. Sanki yazılıymış gibi. Muazzamlar. Evet. Tiyatro sahnesine en son ne zaman çıktın? Ben geçen sene galiba. Geçen sene evet ama tabii şeyde Ramazan'da. Ha. Ramazan tiyatrosunda. Aa eyvallah. Bu sene de öyle. Tiyatro olacak. Özlediğin bir şey mi senin? Sevdiğin bir şey mi? Ben çok seviyorum ama gene işte ciddi mi? Yani ya paradan evvel ben ne çok para kazanmıyorum yani. Çünkü paradan ziyade benim için şey önemli. Yani ben zevk almam. Yani sırf para için çalışmak bana çok ters geliyor. Çok saçma gelebilir ama yani. Ben neyim yani? Ne kadar az duyabileceğiniz laflar aslında bunlar değil mi bir taraftan? Çünkü bugünkü dünyada para geçerli. Güç demek, para demek. Her zaman öyleydi ya. Belki ama. Şimdi biraz daha mı böyle? Ben gençken öyle değildi. Yapma ya. Hayır. Benim yaş yani biz hippi dönemindeydik ya. Bırak ne para be. Ya sen peki yani çok da böyle bütün Avrupa'nın da kaynadığı bir dönem. Sen nasıl Türkiye'de kalmaya karar verdin o kadar? Yani hayır. Bak Twitter'da bunun konusu geçti, yeni geçti. Seçim gecesinde geçti. Hı. Ya ben İstanbul bir adama aşık olarak geldim. O aşkımız bitti. Çok kısa sürdü çünkü hiç tabii uygun değildim yani buradaki yaşam tarzı. Ne yapardı o peki? Ne yapardı da uygun değildi? Tamam boş ver. Ben peki. Uygun değildim, o değildi. Peki. O buraya tamam, çok uygundu, ben uygun değildim yani. Tamam. Ama tabii ki bu arada ben İstanbul'a aşık oldum. Yani feci aşık oldum. Çünkü karşılaştığım kültür... O efendiliği fakat yani her türden insanlar vardı. Herkes ya birisi Almanca konuşuyor, birisi Fransızca konuşabiliyor, birisi bilmem ne falan. O zaman. Yani, o zaman öyle bir yerdi, tamam mı? Herkes paylaşıyor, dokunuyor. Ya erkekler dokunduğu zaman o çantamı şey yapıyordum da. Mesela teyzelere gelip böyle sokakta yüzümü değiyor, şey yaptı. Ay ne güzelsin kızım falan diye saçlarım şey. Ben hiç böyle bir şey görmemiştim ki. Yani nasıl aşık olayım? Sonra bu son dön senelerde biliyorsunuz işte kuyruklar, çöpler, işte yokluklar, şu
Evet, evet. Kuyruklar vardı. 8 saat kuyrukta bekliyordum İngiltere'ye telefon açmak için. Eminönü'ne inerdim. İnerdim orada, postaneye giderdim. Evet, her şey yoktu. Yani zor bulunan şeyler vardı. Evet, altyapısı hiç olmayan yerlerde maalesef çeşmelere falan gidiyorlardı. Ama o insanlar da oraya gelmişlerdi. Gecekondularını orada yaptırmışlar. Yani orada bir zaten bir altyapısı yoktu. Bizim, ayrıca 2019'da bizim, da var böyle hayat. Ben 70'lerden bahsediyorum ama düşünsene. Gece saat 2'de su geliyordu. Bidonları dolduruyordu. Ama insanlık vardı. Farklı farklı. Şimdi dünyada bütün insanlar değişmiş. Değil mi? Ya, evet yani. Peki, sadece burası için değil yani. İngiltere ile kıyasladığında senin oğlun da orada yaşıyor. Evet. Kızım da orada. Kızın da orada. Doğru. Ama kızın gene arada gidip geliyor değil mi? Evet. Ha. Kıyasladığında oradaki yaşam yani 70'lerdeki yaşam orada nasıl yok, değişti? Yok şimdi İngiltere avamlı, o da avamlı işte. İngiltere'de avamlı. Öyle mi? Tabii tabii. Yani yaşam biçimi, hayat algısı. Kendine olan değer, onur. Ya yani şöyle söyleyeyim. Ben İngiltere'ye gittiğimde ben genellikle otobüsle gidip geliyorum. Yani oraya buraya. Teyzemin evin önünde otobüs durağı var. Ona biniyorum. Bir bakıyorsun belli bir jenerasyon. Yani daha benim jenerasyon ve geçmişi. Çünkü onlar geziyorlar orada, gezebiliyorlar. Tabii. İmkanları var. Yani otobüsün şeyi öyle iniyor onlar binsin diye. Yani bu şey gibi evet. İstanbul gibi zor değil yani yaşlı insanları göremiyorsun ama 80'ler 90'lar dolaşıyorlar. Giyim, bakım, tertip, konuşma tarzı farklı. Sonraki jenerasyonlar binmeye başlıyor. Giyim desen, kilo desen... konuşma şeyi yani tabii ki kusura bakma ben beğenmiyorum. Yani ben beğenmiyorum. Çünkü kendine değer vermiyor gibi geliyor bana. Belki ben yanılıyorum, belki ben kibirliyim kim bilir ama yani insan kendine bir değer vermesi lazım. Yani sen biçmeyeceksen karşıdaki mi biçecek senin değerini? Peki sence bu insanların kendi öz değerlerini bir kenara bırakma diyelim. Belki hani yitirme biraz fazla olur da hani belki bir süreliğine bir kenara bıraktılar ya da hani o öz değeri görmedikleri için yeni kuşak bunu bilerek gelmiyor diyelim. Veya işte ne bileyim karşılıklı o ilişkilerin kabalaşması. Yani bugün işte eleştirdiğin pek çok şey diyelim. Dilin kendisi bozuldu. Tamam. Dilin kendisi. Nereden kaynaklanıyor peki bu sence? Yani tabii ki yani medyadan, şarkı, müzikten. Ya tabii ki benim annem de Beatles'ı beğenmiyordu saçları uzun diye. Uzun saçlı dediği böyle. Evet. Yani Beatles, ben Beatles'cı değildim. Ben rock kızıyım yani Led Zeppelin'ler. Onların saçları buraya kadar annem çıldırıyordu. Ha falan diye. Yani Beatles şeker gibi bir şeydi benim için. Açıkçası tabii. Yani ama şey değersizleştirmek Amerika'daki daha çok rap tarzındaki sözler mesela kadını çok değersizleştiriyor. Mala dönüştürüyor. Ben dinliyorum yani ama beni o şekilde etkilemiyor. Nasıl anlatayım? Ben rap müziği çok seviyorum. Fakat sözleri dinlediğim zaman bu adam bu kadını nasıl hitap ediyor öyle? Yani ve dolayısıyla bir bakıyorum bütün hatunlar kıçlarını büyütüp twerking yapıyorlar. Yani erkeklerin dilleri bu vaziyette. Yani poponun cazip olduğu bir döneminde yani bariz cazip. Ha yani çünkü popo her zaman cazip. Popo cazip de ama yani her tarafı bir cazip şey vardı, bir alıcısı vardı. Bir kadının her tarafında bir alıcısı vardı. Ondan sonra bir bak ama şey geliyor bana. Yani bunu hayvanlar yapıyor. Estetikten uzak mı geliyor? Estetik, feci estetiğe düşkünüm biliyor musun? Yani nezaket, estetik bilmem ne. Ama feci de küfür eden bir kadın. Onu sen biliyorsun yani. Öyle şey falan değil. Yakışıyor senin ağzına. Sosyetik falan değil. Ama yani pardon. Ya ben kediler bir çiftleştirdiği zaman dişi kedinin kıçı kalkıyor böyle tamam mı? Böyle bir şeyler yapıyor. Biz ne yapıyoruz? Biz sözde farklıymışız yani.
Ve şeyden farklı olmadık. Dolayısıyla şarkı sözleri, medyanın dili vesaire resim, bir araya geldiği tamam. zaman belki başta kadının da kendine olan bakışı değişiyor ve o öz değerini bilmeden ya, ben şimdi 80'lerde ben bayağı dekolte resimler çektiriyordum. Evet. Bayağı dekolte. Ama şey ön plana bir şey çıkarmıyorduk. Yani böyle bir bariz bilmem ne sallama yoktu. Enteresan bir şeydi. Yani yoksa seks, benim kızım benim çektirdiğim resimleri o dönemde 80'lerde çektirdiğim resimleri o hayatta çektirmez. Evet. Türkiye'de ama, bir kere bikiniyle bir şey çekti. Allah'ım olay oldu yani. Değil mi? O şekilde kullanılmıyordu da. Yani dünyanın her tarafında sonuçta sahneye çıkan insan, sahnede duran insan, işte o eğlence dünyasına bir şekilde hizmet ediyorsa, ne bileyim atıyorum bir oyun geldiğinde o oyunu Mayolu da oynayabilir eğer oyuna hizmet tabii, ediyorsa. Tabii, işte ne bileyim Liza Minnelli de çıktığında yani, onu tamamen şovun bir parçası şovun olarak bir parçası. Görmek ama mümkündür. Ama artık o mümkün değil. Yani hele Türkiye'de mümkün değil. Evet, bir yani bir dönem 90'lara kadar falan aslında şeydi bu. Aha. Biraz yani kabullenebilir, ne demek kabullenmek? Tabii ki kabullenirsin aha. de magazin tarafından bu tabii. kadar pespaye konuşulmuyordu. Ya pespaye dergiler vardı. Vardı. Onları çektirmiyordun zaten yani evet. o oraya çektiren farklı. Sen sürekli Twitter'da mesela birilerine böyle bir laf anlatıyorsun bu aralar. Ha böyle. Ha ne diyorlar da laf anlatıyorsun? Ya zaten. Öyle dedi. Hayatım bununla geçti. Hayatım laf atma. Ya seçim gecesinde ben şey dedim. Ya ben düşünseniz ben İngiltere'de bir köyde şu anda yaşlanıyor olabilirdim. Onun yerine Beşiktaş'ta evimde hoplayıp zıplıyorum. Heyecanlı hoplayıp zıplıyorum. Evet. Bunun arkasından ha bir de şey dedim işte o geçmişle ilgili. Ben dört lisanlı bir kadın İstanbul'a gelip yani şey bana şey resmi yolladılar. Çöp yani sanki İstanbul'un her tarafı. Ayrıca bunu yollayan da o 70'leri görmemiş bir insan tamam mı? Ezbere konuşulan şeylere çok kızıyorum araştırmadan. Bana bir çöp resmi yolladı. İstanbul'da çekilmiş bir çöp resmi yolladı. Ben de dedim ki yani dört lisan konuşan, bilen bir kadın Türkiye'ye gelip, yani İstanbul'a gelip aşık oluyorsa siz nereye anlatıyorsunuz gibi bir laf yazdım. Yani bu kadar kötü değildi. Bu kadar kötü değildi yani. Hı hı. Onların anlattığı kadar. Ayrıca da 70'lerden sana ne ya? Geldik 2019. Evet. Şimdi ben bunu yazdığım zaman şimdi bir şey bazı şeylere tiplere şey taktı. Ne demek dört değil böyle kendini met ediyorsun. Ben hayatım boyunca ne olduğumu ben hiç kimseye anlatmamışımca kadar orada bir figür çizmeye çalışıyorum. Yani işsiz güçsüz bir hatun değil bu. Dünyanın her yerinde çalışabileceğin, kalabileceğin, sırf aşkından. Ha bu ne biçim aşk bu falan dedim. Yani aşk böyle bir şey demiştim şeyin sonunda. Yani buraya aşık oldu. Kadın bu kadar gerizekalı mı çöplerin içinde yaşasın Allah aşkına. Ama yok. Yok en sonunda vazgeçtim. Şey. Zaten hani şey meşhur laf vardır ya insanlara anlatabileceğin şey onların anlayabileceği kadardır. Yani ne kadar anlamak isterlerse o kadar ben anlatmaya birçok şeyi anlatmaya devam ediyorum. Çünkü hakikaten iletişim kuruyorum çoğu zamanda. Değil mi? Sonunda. Tabii. Sonunda, en sonunda. Evet. Ama yani karşındakini küfür etmiyorum. Evet. Yani, sen şey, bir ara ettiklerim de var. Evet evet. Hadi yallah dediklerim. Tabii. Var. Aman canım en büyük küfrün yallah olsun boş ver. Yok. Ben burada televizyonda kitlar olsun. Sen bir dönem de Avustralya'ya gittin değil evet. mi? Yerleştin evet. bayağı orada. Ya Suna Yıldızoğlu'dan kaçmak istedim de. Allah Allah. Ne yapıyordu Suna Yıldızoğlu sana? Ay sinir ediyordu beni. Öyle mi? Evet, çok rahatsız ediyordu. Çünkü kimin neden yaklaştığı belli olmuyordu. Hmm. Hiçbir zaman belli olmuyordu. Evet. İşte Avustralya'ya gittiğimde kimse tanımıyordu beni. 45 yaşındaydım. Yani o halimle beni kabul edip ediyorlardı veya etmiyorlardı yani. O çok güzel bir şey. O da iyi cesaret ha.
ben cesurum. Bayağı cesursun. O konularda cesursun. Bayağı cesursun. Ben macerayı yani çok seviyorum. Yani gidip bir de hani her şeyi kapatıp yaşamak üzere gitme fikri. Tabii tabii. 7 yıl kaldım. Tabii az bu zamanda iş yaptın. İş kurdun. Orada. Ne yaptın? Ha bijuteri işi kurdum. Bijuteri. Evet, bayağı iş kadınıymışım orada, öğrendim ben. Tabii. Aa, bayağı iyi bir şeydi. Yani. E peki sonra nasıl hani? Niye geldin? Niye geldin? Şunu söyleyeyim, ben hiç tek sebeple bir şey yapmam. Tek Türkiye gelişim hariç. Peki. Yani ilk Türkiye'ye gelişim aşk için. Ama o da geçerli farklı bir sebeple. Farklı. Benim de 4-5, o yaşta evet yani. Ama Türkiye'ye dönmem için iş sebebim vardı. Çocuğumla ilgili, oğlumla ilgili bir sebebim vardı. Hmm. Bir de gene bir sevdiğim biri vardı. O olay. Yani karışık olaylardı onlar. Böyle bir şey oldu. Çok, peki, ondan sonra hayatımın en zor günlerini yaşadığımı söyleyebilirim. Döndükten sonra? Tabii. Bütün bu çünkü mevzular. Türkiye, yani İstanbul çok farklı bir yer olmuş. İnsanlar çok farklı olmuş. O biraz şey geldi bana, adapte olmak. Zor geldi. Zor geldi ve hatta aşkımın tükendiğini hissettiğim de oldu. Yani eskimiş, ilgilenmeyen bir kocam varmış sanki. Yani peki, umutsuz bir şekilde böyle sona kadar gideceğiz beraber. Yani o anlamda bir aidiyet duygun var mı buraya karşı? Feci. İstanbul'a mi? Karşı özellikle. Evet. Çok enteresan ya. Ama ben Türkiye, yani enteresan olması senin yani, bir İngiliz olup sonradan yerleşmenle ilgili değil. Ben genellikle hani, ya evet ben de çok severek yaşadığım, doğduğum, büyüdüğüm bir şehir burası ama bilmiyorum ki hani böyle. Romina acayip sadık bir kadınım ben. Feci sadık. Bu benim en büyük zayıflığım. Yani bak çok, buraları deşerim ha. Yok o. Yok çok şey fazlasıyla. Sadakat bir ağır de bu duydu. Tabii. Bir de şey var. Ben nasıl anlatayım ya? Feci enteresan bir bağ. Bu artık basit bir aşk falan değil. Koruyucu bir insanım. Yani ben arkadaşlarımı sürekli koruyan, hayvanları koruyan, arkadaşlarımı koruyan, çocuklarımı fazlasıyla koruyan, yapmamam gereken derecede bir anneydim ben. Ben hiçbir şey, tabii ki benim bir fonksiyonum yok Türkiye'de. Ama bana şey gibi geliyor şu anda, Türkiye'nin, ben çekip gitsem yaşadığım her şeyi silmiş olacağım. Yani sen evlisin, kocan zor durumda, kendi gözüne göre sen, yani herkesin. Ay çok tuhaf bir herkesin duygu. Herkesin bakışı böyle, tabii ki değil yani, bazıları kocalarını çok aşıklar şu anda, tamam mı? Ama yani kocan zor durumda. Bırakıp gidiyorsun. Ay ben seni çekemem dedi, bırakıp gidiyorsun. Bu kadar basit aslında, biliyor musun? Vay anasını ya, çok enteresan bir duygu evet. Bu. Yani bu böyle bir sebepten dolayı, böyle manevi bir benim şeyden manevi dolayı. Benim için manevi para, ama ne tabii, para. Tabii yani, para. Evet. Burada bir kazancım yok yani şey. Evet. Peki bu şey ayıp var mı? Ayıp yani. Evet. Sanki ayıp ya. Ha yani burada ha. Bu kadar kariyer yapmışsın, etmişsin. Ayıp yani, evet. Bir borcun varmış. Seni tükettim seni, hadi de defolup gidiyorum yani. Geçen gün ben İstanbul'dan gideceğim herhalde, seçim gecesi baktım gidişatı şey değildi. Of gideceğim artık. Ama bazı insanlar şey yani buradan Türkiye'den gideceğim anlayarak defol git işte bilmem ne falan. Onlar her zaman var. Tabii. Yani o ırkçılığı her zaman var. Ha, ilk geldiğimde yoktu. Tabii genç güzel olunca ön planda da başka şeyler. Onun dışında insanların algısında da başka bir şey vardı. Yani ne bileyim, dünyanın başka bir yerinden gelen bir insana karşı gerçek bir saygı vardı. Tabii yani İslamofobiden bahsediliyor. Yani tamam, kabul ediyor, var olan bir şey. Ama yani bütün Avrupalılar, diyelim ki ne bileyim ben bir 2 milyon Avrupalı geldi. Anadolu'ya, İç Anadolu'ya falan yerleşmişler, işte Karadeniz'e yerleşmişler. Kendi örf ve adetleri, bikinileri, şortları, bilmem neyle dolaşıyorlar falan.
Ne olur? Ne olur? Ne olur? İslamofobinin zıtı nedir? Demografi değişir zaten. Bambaşka yani, bir şey olur. Yani tabii ki İslamofobinin zıtı neyse o oluşurdu. Çünkü istemezler ki. Bu gavurlar niye dolaşıyor böyle bilmem ne. Yani bu böyle bir şey. Bu ama özellikle bu bahsettiğin ırkçılık, hoşgörüsüzlük her yerde. Dünyanın her yerinde evet, var. Her yerinde. Özellikle hani sağ partilerin, aşırı sağ partilerin yani en medeni memlekette bile, en sorunsuz memlekette bile gayet yükseldiğini görebiliyoruz. Tabii. Bu da sanki şey gibi ya, bana öyle gibi geliyor yani. Kültür çatışmaları. Yok ya, sanki böyle bir yerden böyle bir şey yapıyorsun, bir hareket veriyorsun şöyle bir. Ondan sonra her tarafa bilerek yayılıyor ya, gibi tarihi, bir şey yani. Yok, tarihi bir süreç bence. İnsanlara baktığı zaman insanlar çok aptal. Çok özür dilerim. Bütün insanlar çok aptal. Tarihe bakıyorsunuz, binlerce sene biz aynı şeyi yapıyoruz. Doğru. O onun toprağını alıyor, o onun toprağını alıyor, o onu sömürüyor, bu bunu sömürüyor. Sömüren popüler, mesela şu anda diyelim ki Amerika. Amerika sömürüyormuş. Eski sömürcüler Amerika'ya karşı çıkıyorlar. Böyle bir alt aşağılık bir kompleksi var çünkü artık onlar sömürücü olamıyorlar. Yani sırasıyla herkes sömürüyor. Tamamen güçle alakalı bir şey ya da o erk isteğiyle alakalı bir şey. Testosteronun sonucu yani. Testosteronun sonucu budur yani. Ve binlerce sene öyle devam küçük ediyor. Küçük ölçekte şey gibi yani işte bir kedi de ya da bir köpek de mahallesini koku salarak o bölgesini belirler ve orada bir egemenlik kurar. Aslında aynı şey devam ediyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Ama tabii bu erkekler tüm ekonomiyi de ya da bütün o sınıf kavramlarını vesaire de ellerinde tuttukları için bir köpeğin kendi alanını belirlemesi kadar ufak anlamda şey yapamıyoruz, ifade edemiyoruz bu durumu ama oysa yani en sade. Teknolojiyle her şey, yani tarzı değişti tabii ki. Baksana Eminönü'ne gidiyordun. Annene telefon açmaya. 8 saat. 8 saatte bağlanıyordu. Evet. Şimdi dün akşam oğlunla saatlerce değil evet, mi? Evet, evet. Olması gereken tabii yani ayrıca bu. Ben teknolojiyi seviyorum. Evet, çok ama da güzel kullanıyorsun. Ama biz ayak uyduramadık yani. Şimdi. Niye? Çok da güzel kullanıyorsun. Gayet aktifsin. Yok, ben değilim. Genel olarak biz hala yaptığımız şehirleri doğru düz yaşayacak kadar evrimleşmemişiz. Ne yani teknoloji bizden çok daha hızlı gidiyor. Biz o kadar hızlı evrimleşemiyoruz ki. Doğru. Yetişemeyeceğiz ve yani o katlanıyor. Biz o kadar hızlı hiçbir zaman olamayacağız. E şimdi şey geldiği zaman ne olacak? Yapay zeka gelince ne olacak? Ayrıca da dün mü? Dün gece benim kafam çok olur öyle ya. Benim psikiyatrist arkadaşım şey dedi, benim kafam ters formatlanmış. Allah Allah. Öyle dedi. Ne demekmiş o? Ben sormadım. İyi bir şey herhalde dedim yani. Tamam canım yani. Şimdi ulan yapay zekayı biz yetiştiriyoruz. Yani biz hazırlıyoruz daha doğrusu işte. Onlar hazırlıyorlar. Ama gene bu da insanlar tarafından yapılmış olacağı için acaba dedim bizdeki o hatalar, bariz hatalar onlara da işlenecek mi zamanla? Hı hı. Yani çünkü hatalar çoğalıyor. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben de bunun aynı noktadan başka bir yerde ya birkaç hafta önce bir programda söyledim ya da birileriyle konuştum. İnsanlar bu yapay zekaları üretirken kendi hatalarını görüp günah çıkartmak üzere mi onları böyle hani pırıl pırıl sen akşamları ne yapıyorsun? Ne yapalım biz bir araya biz bir araya gelelim evet. Yani ben de onu düşündüm. Çünkü hani baktığında bize sunulan, bize anlattıkları yapay zeka maşallah her şeyi yapıyorlar değil mi? Hani ellerinden her iş geliyor, her türlü düşünebiliyorlar, her türlü denklemi problemi çözebiliyorlar falan.
insanlar hatalarını örtmek üzere yapıyorlar. Bir de kendi hataları da olacak. Çünkü tamamen rasyonel ve mantığa dayalı bir şekilde hareket edecekleri için onlar başı geçerlerse o zaman bu insanlar hiçbir işe yaramıyor, onları silelim. Yani tabii. Bu mantığıyla devam edecek, düşünsenize. Tabii şimdi bilim kurgu filmlerinde yıllarca da bunu işlediler ya, yani robotların, yapay zekanın ortamı ele geçirdiğinde tabii. neler olabileceği, insan gücünü. HAL vardı, 2001 miydi 2001 o film? Space Odyssey. Kubrick'in filminde. Evet. İlk orada ödüm koptu, biliyor musun? Olağanüstüdür. O küçücük yaşta o HAL'ın sesini duyduğu zaman ve gemiyi böyle ele geçiriyor. Değil ya. Mi? Çok korktum. O tabii sinema salı anlamda müthiş bir vizyondur, ayrı evet, konu. Evet. Ama onun gerçek olması ihtimali apayrı, bir şeydir. Bir de bir film daha vardı, On the Beach, plajda. Dünyanın sonu, bir yerde işte nükleer bomba patlamış. Hı. Ve en son Avustralya'ya doğru yayılıyor o bulut. Ve Avustralya'da ölüme hazırlanıyor. Yani çocuklarına hap veriyorlar. Annem çamaşır asmaya çıktı. Televizyonda izledim herhalde. Annem o gece bahçede asıyor, çamaşır asıyor. Ben de onunla beraber çıktım ve anne böyle olacak mı diye sorduğumu hatırlıyorum, biliyor musun? Doğrudur. Yani. Ama çocukken hep o izlediklerimizden, yani biz de mesela hava trafiği olacak diye düşünürdük. İşte ne bileyim, öyle Doreli Lameli giyineceğiz zannederdik. Zıt zıt kapılar olacak falan ya, yani hani Star Trek'ler bilmem neler. İşte hele 2000 yılı bizim için inanılmaz bir şeydi yani. Neyin zaten ne kadar tahayyül edebilirsin? İşte sana verdikleri kadar tahayyül edebiliyorsun. Bir de çocuk kafanla üzerine bir lokma bir şey daha koyabilirsen belki. Hep böyle oralarda yaşayacağımızı zannederdik. 2000 senesini gayet iyi hatırlıyorum yani. Şişli'de annemin evinde girdim ben şeye. Yılbaşı gecesindeki şeyi mi bekliyordun? Yani 2000'de bir şey olacak zannediyorsun ya. Yani bütün çocukluğun onu düşünerek geçmiş ya. Tabii kocaman insandım, ayrı konu ama. Evet. Baktım böyle pencereden. Şey, Mustafa Sarı gün geçti gene. O zaman belediye başkanıydı. O zaman her şey yolunda yani. Tabii şey tabii. Aynen öyle. Yani 2000'de de hiçbir şey olmadı abi. Bakıyorum 2019'da gene hiçbir şey olmuyor. Gayet ilkel şeylerle, tartışma biçimleriyle. Ben bilgisayarla tanıştığımda yani herhalde benim en mutlu günlerimden bir tanesiydi. Yani 98'deydik. O zaman çok az bilgisayar Doğru. vardı. Çok az kullanıcı vardı. Oraya girip, bir de her yerde seks yoktu. Doğru söylüyorsun. Daha entelektüel bir ortamdı. Oraya girip bir soru sorabilmek, bir cevabını bulabilmek, ya bu müthiş. Müthiş bir keyifti değil mi? Benim için inanılmaz, böyle şöyle bir açıldım. Çok çok. Çocuklar da senin gibi meraklı mı? Feci. Vallahi. Ben çok memnun oldum. Süper. Tabii. Süper. Şimdi senin aslında bana sorular soracaktın. Yo ben soru sormam. Bunlar benim küçük notlarım ya. Yani şey yapmam. Genelde böyle gidiyor benim program. Senin yıllar önce yaptığın bir tane şey var. Bir türkülerle ilgili bir rap şarkın var. Şimdi hani bugünden baktığında sahiden hani bugün bunu izleseler komik ama baktığında çok enteresan bir alt, bayağı psikodelik de bir şey ha, yani altyapısı onun. Onunki MC Hammer tarzındaydı. Evet, evet. Ama başka şeyler de vardı o CD. Sadece o yoktu. Başka şeyler. Evet. Onlar da fazla da görünmüyor. Bu komik geldi millete. Onun için şey. Ya yaptılar. Hayır işte bak komik. Ben tabii komedi diye yapmadım. Komikten ziyade bir şey anlatıyordu orada. Yani şöyle bir durum var. Ben o dönem hafif müziğini sevmiyordum. Çünkü yoruma sensör vardı o zaman. Hı hı. Tamam mı? Ve yorum yapamıyordum. Çok düzgün olması gerekiyor. Şarkı söylerken yorumunda tabii. Denetimden geçmesi için. Dolayısıyla böyle bir şeyin içinde kaldık hepimiz. Arabesk yasaktı. Ama arabesk çok özgürcü bir şeydi ve duygularını ortaya koyabiliyordu. Türküleri seviyordum ben ama bu gırtlakla benim normal türkü. Ben Aşık Veysel, 74'te ben
İlk geldiğimde siyah beyaz bir belgesel izledim Aşık Veysel ile ilgili. O andan itibaren zaten hayrandım, yani yarım yamalak Türkçem falan. İşte sonraki ilerleyen senelerde işte Neşet Ertaş vesaire böyle gidiyordum. Ben de şey yapmak istedim. Yabancılarla çalışıyordum ben o dönemde. Turistlerle, yani gecede 500-600 kişi geliyordu. Ve rehberler benden işte Japon geliyorsa Japoncu. Tabii. İşte ay öyle bir moda vardı bir dönem. Ben de okumam. Ben niye Japoncu okuyayım? Adam Japonya'dan geliyor. Ayasını okuyorlar. Ben niye okuyacakmışım, tamam mı? Ben de şey istiyorum, yani Türkçe okumak istiyorum. Nasıl yapabilirim bunu? İşte içinde anlatım olan şeyleri. Mesela Aşık Veysel'in bir şarkısı var. İçinde böyle blues jazz tarzında İngilizce olarak bir anlatım var. Yani evet. Aşık Veysel'le ilgili. Şarkının içerisini, hem Türkçesini dinliyorlar, melodisini, şeyini dinliyorlar ama yani onları daha anlatabildiğim bir şekilde. Yani benim amacım oydu. Aslında piyasayı sürdürmekten ziyade gelen sahnede yabancıları okuyorum. Tanıtmak şeyindeydi. Yani olay oydu. Ama bu şeyde genç nesillerde komik buluyorlar. Problem değil yani. Yani şöyle bak, yani bugünden baktığında ama ne affedersin, yani bugünden ne var ki zaten? Hay bir şey olduğundan değil. Belki şuna, hani ben bugün izlediğimde bana da hani ama bu kadın bir şey anlatmaya çalışıyor. Ha. Evet. Durumu da var. Yoksa evet. Orada niye işte Emine'yi, evet. Halime'yi, bilmem tabii, neyi tabii. Anlatsın? Evet. Buna da çok ihtiyacı yok ki. Yani şey geliyor. Yani Batı'da olursan, Batı neresiyse onu da anlamıyorum da. denemeler oluyor. Tabii. Yani bir saygı delik dememi. Eric Clapton blues yaptığı zaman Amerika'daki zenci gibi söylemiyordu. Tabii canım, aynen öyle. Ama zenciler kalkıp da, o bluescular kalkıp da ne yapıyorsun bizim bluesumu demiyorlardı. Yani daha evrensel bir bakışı vardı. O arada aslında Türkiye'de daha bir açılma vardı. Almanya'dan gelen sanatçılar vardı. Onlar da kendi tarzlarını getiriyorlardı. 90'lardan. Kaç? 90'ın başında. Şey değil mi? Ya yani o kartel martel falan onların da geldiği dönemler. Doğru. Şeyler vardı. Neydi? İsimler konusunda. Çok geldi Almanya'dan. Doğru doğru. Ve Türkiye'ye çok farklı soundlar getirdiler. Doğru. Ya bak şeyi hatırlıyorum. Ben onlara bayıldım işte. Şeyi hatırlıyorum. Kartel Türkiye'yi, daha doğrusu Kartel diye bir grup oluşturuldu. Ha. Ya da hani o adamlar bir araya geldiler. Ben de o dönem televizyonda bir tane program yapıyorum. Yine Romy Knight'ın da adı ve tamamen müzisyenlerle ilgileniyor programda. Fakat Türkiye'de Kartel'i öyle bir anlattılar ki... tamamen işte milliyetçi, efendim bilmem kafatasçı, şöyle böyle bir enteresan korku yayıldı. Şimdi Kartel Türkiye'ye gelecek ilk kez ve ilk kez benim programıma çıkacak. Aha. Hiç unutmuyorum. O dönemki Kanal D tabii. Kanal D'nin stüdyosunun kapısında polis korumaları falan böyle. Hani onun arkasından çünkü böyle tuhaf birileri gelecek, ortalığı yıkacaklar falan, evet. Gibi. Çok enteresan bir algı oluşturuldu. Evet. Hala daha bugün neden öyle bir şey yapma gereği duyduklarını anlamadım. Çünkü sonrasında hani birkaç tanesiyle görüşme... Normal insanlar yani. Evet ya, yani, bir de gayet sağlam müzisyen adamlar. Yani evet. Müziğin dışında da var. Yani evet. Birkaç tanesi için çoğunu görmedim daha sonra ama... Bayağı hani müzikle ilgilenen, sadece kendi müziğine bir şey koymayı tercih eden falan filan adamlar. Yani medyanın da öyle bir yönlendirmesi var ki, her dönemde vardı bu işte, aynen. 90'larda da. Ama dediğin gibi farklı bir tarz getirdiler, bir bakış açısı getirdiler. Ya ben hala duman gibi böyle dinliyorum. Yani bugün beni heyecanlandıran çok az müzik var. Sen sonra İngiltere'de hiç bir şey yapmayı tercih etmedin değil mi? Yani sahne çıkmış yapayım falan filan. Yaptın mı ben, ya da? Yok. Ben Kayhan Yıldızoğlu evliyken EMI'den teklif gelmişti. Beni burada görmüşlerdi. Hı. Ondan sonra onlarla gidip konuştum.
ama şey, evliliğimden dolayı seçmek mecburiyetindeydim ben de tabii. Seçtim diyorsun. Sadakattan bahsediyoruz ya işte. Yani sadakat böyle bir şey. Evet. Ama sahneye çıkmayı seviyorsun. Fransa'dan da şey geldi. Hatta o bayağı geç gelmişti. Fransa'daki teklifler 40 yaşında falan gelmişti. O da turistik yerlerde çalıştığım için o dönemde. Niye tercih etmedin? Daha yeni çocuk doğmuştum. Oğlum. Ama zamanlamalar da bir tuhafmış değil mi? Evet. Evet. Peki geçen sene Ağustos'ta hani en son sahneye çıktın. Bu demek değildir ki herhalde dedim bir daha çıkmayacağım. Yok hayır. Var mı bir şeyler? Yok ben bilmiyorum ki. Bir Liza Minnelli mayosu falan da. Kabare. Yes. Kabare. Ha, evet muhteşem. Evet, tamam. tiyatro var. Ramazan yeni tiyatro. Ondan sonra o hareketi geçirir beni. Bakalım. Olacak herhalde. Olmazsa da olur. Olmazsa evi olmaz boyarım yani. Diyorsun. Evi boyarım. Evi boyamaya devam ederim. Ay çok güzelsin sen. Yani, Twitter'da şey yapmaya devam ederim. O çok hoşuma gidiyor aslında. Yani Twitter, Instagram'da bayağı hareketliydim bir sene falan böyle harekete geçtim. Fakat Twitter'da daha çabuk etkileşim cevap var, verme şeyi çok daha iyi ve daha kısa şeylerde. Facebook'çu değilim ben. Güzel güzel orada hareketlerin çok güzel, çok eğleniyorsun. Ya ben kızmıyorum, birisi bana çattığı zaman, yani belli seviyede çattığı zaman hoşuma gidiyor. Kesinlikle. Çünkü öyle. Ama nasıl tartışacağız ki başka türlü? Böyle şey olayım, düşünüyorum mi? Yani tamam onun haklı nereden geliyor? Bir de zaten ben kaybetmeye mahkum bir kadın genellikle. Allah Allah. Çünkü karşındaki saldırdığında nereden geliyor? Buraya nasıl geldi ve bana nasıl bunu şey yapıyor? Yani ben onu düşünüyorum o anda, düşünsene. Değil mi? Ha. Olay ne ara buraya geldi? Ne ara buraya, nasıl, ne oldu, neden geçmiş olabilir vesaire. Böyle saçma sapan şeyle uğraşırken ben kazayı yemiş oluyorum yani. Böyle bir durum. Detaylara takılma o zaman. İşte Twitter'da şey öğrendim. Ha. Nasıl davranılacağını. Hemen bloklamam. Çok adi birisi, adi laflar ediyorsa bloklamıyorum. Ondan sonra neden ama ne kadar adi bir herif olduğunu veya da kadın olduğunu ortada dursun da ne mal olduğu gözüksün diye sonra blokluyorum yani. Güzel. Kendi kendine taktikler geliştirdin yani. Eğlence. Suna çok teşekkür ediyorum. Bitti mi? Bitti. Ne güzel konuşuyorduk. Ay çok tatlı. İyi ki geldin. Çok sağ ol. Seni görmek çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim yani. Hoşuma gitti. Dur bakalım. Twitter'da ben seni takip etmeye devam ediyorum zaten. Çok da eğleniyorum senin verdiğin cevaplarla falan. Ha tabii. Ya, ters formatlandığım oradan belli oluyor yani. Ve yandaşlarım beni iyileştiriyorlar. Tamam. Ne diyorlar? Niye cevap vermiyorsunuz? Tenezzül etmeyin. Yapmayın. Allah Allah, ben ne istiyorsam onu yapacağım ya. Aynen öyle değil mi? Senin dostların ama söylüyor. Ama hep şey ya, yapsam bir türlü, yapmasam bir türlü, anası satayım. Peki ne yapacağız uslu yani? Uslu önemli. Yani, anlatamıyorsun ama. Anlatamazsın yani onu. Ya birileri anlatıyorum. Oltayı atıyorum. Kim anlıyorsa o yani tek tük bir şeyle ne olduğunu bilmek ya güzel. Tamam ya. Olmazsa dediğin gibi kolunda bileziğin var. Evi boyarsın, mobilyaları boyarsın, eskitme yaparsın falan olur. Resim yapıyorum. Resim yapıyorum. Çok güzel. Bayağı yağlı boya falan mı? Tabii ben sanatçıyım yani. Aynen öyle. Ruhum sanatçı. Bir tek Avustralya'da iş kadın olabildim ama. Yani Anglo-Sakson kafaların arasında çok daha kolay oluyor. Evet. Ben pazarlam. Burada denedin mi peki? Evet. Ha. Okay. Tamam, detayını sormayacağım. Yani ben o entrikalara giremediğim için. Eyvallah. Yani bir satış meselesi bu çünkü. Senin ama hiç entrika yok hayatında, mis gibi ya. Güzel bir şey bu. Ama var ya. Var mı? Kafamın içinde. Evet, ama nerede kullanıyorsun onları? Kullanmadım daha. Hazırlıyorum kendimi. Büyüyünce kullanacağım. Bari roman falan yaz da oralarda kullanırsın. Ha, dersi gidiyordum ben. Yazarlık dersine gidiyordum ya. Yazıyorum. Çeviri mi yapıyorsun sen bile? Çeviri de yapıyorum.
Kitap çevirileri yapıyorum. İngilizceye çeviriyorsun. Kısa hikaye, evet. Fransızcadan İngilizceye, Türkçeden İngilizceye. Çok güzel. Şey yapıyorum, kısa hikayeler yazıyorum Türkçe olarak. Ne güzel. Peki bir yerlerde değerlendiriyor musun bunları? Kendine mi yazıyorsun? Deşarj. Güzel. Hepimizin bir yöntemi var iyileşmek için, deşarj olmak için ve alkol içmiyorum, mutlu yaşamak için. Evet, değil mi? Ne yapacaksın? Onlar idare ediyor beni yani. Yaptıklarım beni idare ediyor. Çok güzel. Yani o depresyon, feci depresyon. Kapatacaksınız biliyorum yani. Başka yerden kesin. Depresyondayken yok içimdeki karanlık ortaya o kadar güzel çıktı ki övgü nasıl rengarenk, rengarenkler. Kara, içimdeki karanlık ne kadar renkli oldu diyorum yani. Değil mi? Ya, sana çok katılıyorum şey. Çünkü aynı noktadayız. Ben de mandala çizmeye başladım. Of, of. Çok ya, güzel. Böyle bir yeteneğim olduğunu da bilmiyordum. Ve hayatım boyunca hep şey dedim, ben cineli bile çizemem derken bayağı böyle küçücük desenler, bilmem ne, o desenler büyüyor i̇şte böyle bir şeyler oluyor. O renkli bir şekilde ortaya döktüğün zaman zaten başka bir şeye ihtiyacın yok. Evet. Tamam, yolu bulmuşuz ya. Evet. Ya insana bak, çok güzel laf vardır ya, Allah dağına göre kar verir der, tamam mı? Var olan şeyleri farkına vardığımızda işte o üzerimize gelen her neyse aslında ondan daha büyük olduğumuzu görüyoruz. Sadece bir dönüp bakmak gerekiyor. Evet, bir karanlık var, farkındayım. Bunu nasıl daha renklendirebilirim, iyileştirebilirim, daha huzurlu olabilirim. Ama belki de biz şanslıyız, sanatçı tarafımız var diye. Bence yani, herkesin var. Bilmiyorum ki. Herkesin var bence. Çünkü bazen şey yapıyor arkadaşlar, bir tanesi dedi ki bana, çok eski bir çocukluk arkadaşım, tamam sen çiziyorsun da dedi, benim yok öyle bir kabiliyetim dedi. Dedim ki hiç denedin mi? Yo dedi. Ulan nereden biliyorsun o zaman yani? Baksana, bunu çizmek zorunda değilsin ama bunu çizebilirsin belki ya da başka bir şey yapabilirsin belki. Nereden biliyorsun yani? Sadece denemek. Bir de çok ihtiyacımız olduğu olan zamanlar bunlar. Söylediği laf çok güzeldi. O içimdeki karanlığı bir şeyler yapmaya başladıkça ne kadar renkli olduğunu gördüm. İşte o... Orada fark etmiş. Gitti, önemli değil. Gidenin arkasından bakmayacağız. Bak hiç yaktırmadan. Bir de böyle gayet böyle bir felsefeye de bağlayıp olayı. Suna bir kez daha çok teşekkür ediyorum sana. Teşekkür artık ederim. Kapatıyorum. Namaste. Sağ ol. Sizlere de çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Haftaya görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.